Açık ders malzemeleri Algoritmalara Giriş 6046J 12. ders. Günaydın. Bugün yeni bir dengeli arama yapısından yani araya yerleştirme, silme ve arama işlemlerinde dinamik kümeyi koruyan bir veri yapısından skip list yani atlama listelerinden bahsedeceğiz. Ben buna dinamik bir arama yapısı diyeceğim çünkü bu bir veri yapısıdır arama işlemini destekler ve dinamik dediğimde araya yerleştirme ve silmeyi kastediyorum. Pekala, hem karşılaştırma yapabilmek hem de herkesi uyandırmak için başka hangi dinamik arama yapılarını biliyoruz? Sayın bakalım. Ama aynı zamanda verimli olsunlar. Yani işlem başına logaritmik zamanlı olsunlar. Bu bizim ayağa kalkmamızı sağlayacak kolay bir soru. Bunların hepsini geçen hafta gördünüz. Bu nedenle size çok zor gelmemeli. Trip, iyi. Bunlarla ilgili bazı problemler çözmüştük. Bu bir bakıma ilk prensipten çıkarılan en basit dinamik arama yapısı çünkü tüm ihtiyaç rastgele yapılanmış ikili arama ağacındaki bir sınırlamaydı. Bundan sonra tripler başarılıydı. Yani bu problem setinizi ne zaman çözdüğünüze bağlı olmak kaydıyla ilk gördüğünüz yapı olabilir. Başka neler var? Çal, kırmızı siyah ağaçlar. İyi cevap. Bu tam bir hafta önceydi. Umarım hala hatırlıyorsunuzdur. Bunların log ne düzeyinde garantili performansları vardı. Yani bu beklenen sınır. Bu en kötü durumda işlem başına log ne düzeyinde araya yerleştirme, silme ve arama için. ve geçen etüde gidenlerin öğrendiği bir tane daha var. B ağaçları. İyi. Ve B ağaçlarının içine 2-3 ağaçlarını, 2-3-4 ağaçlarını tümünü dahil ediyorum. Yani B bir sabitse veya B ağaçları akıllıca yapılandırılmışlarsa bunların performansı en kötü durumda log ne düzeyindedir. Bunu bilmeniz gerekiyor. Bunların tümü dengeli arama yapılarıdır. Bunlar dinamiktir. Bunlar araya yerleştirme ve silmeyi desteklerler. Bunlar aramayı, verilen bir anahtarı bulmayı desteklerler. Ve bu yapıların tümünde anahtarı bulamasanız bile onun öncülüne ya da ardalına kolaylıkla erişebilirsiniz. Eğer bir veri yapısını değiştirmek istiyorsanız, geçen derste olduğu gibi değiştirme işleminin bunlardan hangisiyle en kolay yapılacağını düşünmelisiniz. Şimdi size sormak istediğim soru. Varsayın ki hepinize bir dizüstü bilgisayar verdim. Ne iyi olurdu değil mi? Ve sonra o diz sizde kalması için bu veri yapılarından birini çalıştırmanızı istedim. Diyelim ki bu ders sırasında. Bunu yapabileceğinizi düşünüyor musunuz? Kaç kişi yapabileceğini düşünüyor? Birkaç kişi. Ön sırada oturanların hepsi iyi. <laughs> Sanırım ben yapabilirdim. Tercihim B ağaçları olurdu. Bana göre en kolayı onlar. Tabii kitabı kullanmak yok bu kapalı kitap bir sınav olurdu. Ama maalesef herkese verebileceğim sayıda dizüstü bilgisayar yok. Aslında B ağaçları oldukça mantıklı. Silmede ardıldan çalmayı ve yapılmaması gerekenleri hatırlamalısınız. Yani silme biraz şaşırtıcıdır. Kırmızı siyah ağaçlar. Bunu hiçbir zaman hatırlayamam. Ya bir yerlere bakmam ya da üç durumu yeniden çıkarmam lazım. Tripler Biraz daha hoş ama bunların nasıl çalıştığını hatırlamak zaman alır. Eğer ezberlemediyseniz problem setinizi bir kez daha çözmeniz gerekir. Öte yandan atlama listeleri hiçbir zaman unutamayacağınız ve sorunsuz olarak bir saatte çözebileceğiniz veri yapılarıdır. Bu iddiayı birkaç kez öne sürdüm ama daha önce uygulamaya koymadığım için kendimi hep kötü hissettim. Bu nedenle bu sabah atlama listelerini uyguladım. Bir link listeyi çözmek 10 dakikamı ve atlama listesi de 30 dakikamı aldı. Sonra da bunların hatalarını ayıklamak 30 dakika daha sürdü. İşte o kadar. Yani yapılabilir. Atlama listeleri gerçekten kolay. Ve kodu yazarken de diğer yapılarda olduğu gibi çok düşünmek zorunda kalmadım. Sadece bir noktada yazı turayı nasıl atmalıyım diye düşündüm. Tüm düşüncem o kadardı. Yani atlama listeleri rastgele bir yapılanmadır. Burada bir sıfatı daha ekleyelim. basit sözcüğünü. Yani elimizde basit, verimli, dinamik, rastgele bir arama yapısı var. Tüm bunlar bir arada. Yani bunlar triplere benziyor ama sınır sadece rastgele bir sınır. Ama bugün beklenen sınırdan çok daha güçlü bir sınırlama durumunu göreceğiz. Kısacası atlama listeleri özellikle log ne beklenen zamanında çalışır. Yani her işlemin koşma zamanı beklenen düzeyinde Log nedir? Ama biz bu sorucun çok daha yüksek olasılıklı olduğunu kanıtlayacağız. Aslında bu çok büyük bir iddia. Bunun anlamı, bir bakıma her bir işlemin ve tüm işlemlerin koşma zamanının kesinlikle log n zamanında olması? Bunu neden daha belirgin söylemiyorum? Yani bu şöyle olacak. Bunun log n olasılığında olması demek en az 1, eksi 1 bölü n üzeri bir polinom olması demektir ve siz bu polinomu dilediğiniz büyüklükte seçebilirsiniz. Yani temelde her zaman atlama listelerinizi alır, üzerinde polinomsal sayıda işlem yapabilirsiniz. Çünkü bu veri tabanını kullanan polinomsal zamanlı bir algoritma ile çalışıyorsunuzdur. Polinomsal sayıda araya yerleştirme, silme, arama yaparsınız ve bunların her biri her zaman Log n süresi alır. Bu neredeyse garantilidir Yani bu dağılımın kuyruğunda çok sıkı bir sınırlamalıdır. Ortalaması log n düzeyindedir ve bu çok heyecan verici değil. Ama gerçekte bu olasılık dağıtımının ağırlığı log n civarındadır. Ve çok küçük epsilon değerleri kadar log n'den büyük olabilir. İşte gideceğimiz yön bu. Bu veri yapısı... Q tarafından 1989'da kuramlandı ve bu en yeni olanıdır. Aslında Tripler daha yeni, özür dilerim. Onlar 1993'te bulundu ama bu yalnızca araya yerleştirme, silme ve arama için oldukça yeni bir veri yapısıdır. Ve çok basittir. Bunu veri yapıları ile ilgili neredeyse hiçbir şey bilmeden de türetebilirsiniz. Şimdi, Performansın log n düzeyinde olduğunu çözümlemek tabi ki incelikli düşünce gerektirir. Ama veri yapısının kendisi çok basittir. En baştan başlayacağız. Kırmızı siyah bir ağacın ne olduğunu bilmediğinizi düşünün. Ve ağacın da ne olduğunu bilmiyorsunuz. Hatta bir ağacın bile ne olduğunu bilmiyorsunuz. Bir dinamik kümede bir takım öğeleri depolamak için kullanılan en basit veri yapısı nedir? Bir liste, İyi. bir bağlantılı listedir. Şimdi bunun sıralı bir bağlantılı liste olduğunu varsayın, böylece biraz daha fantazi olabilir. Şimdi elemanları bağlantılı olan bir liste varsa, liste bu, Belki de zevkine bunu çift yönlü bağlantılı yaparsak sıralı bir bağlantılı listede arama yapmak ne kadar zaman alır? Log ne? Yanıtlardan biridir. Ne? Diğer yanıttır. Bunların hangisi doğru? Ne? Doğru yanıttır. Yani sıralanmış olsa bile burada ikili arama yapamayız. Çünkü bağlantılı bir listeye rastgele erişim yetkimiz yoktur. Şimdi yalnızca liste başına bir işaretleyicinin bana verildiğini varsayın. Aksi takdirde bunun bir dizilim olduğunu varsayacağım. Bu durumda sıralanmış bir dizilimde log n süresinde arama yapabilirsiniz. Sıralanmış bağlantılı listede ise tüm listeyi taramanız gerekir. Yani en kötü durumda arama teta n düzeyindedir. Bu çok iyi değil. Ama bunun biraz geliştirirsek skip listelerini otomatikman keşfederiz. İşte başlangıç noktamız burası. Sıralı linkli listeler veri ne zamanda? Ve bu evrede araya yerleştirme ve silmeleri çok düşünmeyeceğim. Önce aramayı geliştirelim. Güncellemeler konusunda sonradan tasalanırız. Güncellemeler rastgele yapma işleminin başlayacağı yer. Arama çok kolay bir fikir. Peki sıralı bir listeyi nasıl daha iyi bir hale getirebiliriz? Tüm bildiğimizin linkli listeler olduğunu farz edin. Bunu daha hızlı bir hale getirmek için ne yapmalıyım? Burası biraz yaratıcılığa ihtiyacımız olan yer. Daha çok link. Bu iyi fikir. Yani birkaç adım daha ileriye gitmek için belki birkaç işaretçi ekleyebilirim. Eğer elimde log n sayıda işaretleyicim varsa ileride tüm ikinin üstellerini ele alabilirim. Bu oldukça iyi bir arama yapısıdır. Bazıları bunu kullanır. Tüm uç birimden uç birime ağlar bunu kullanır. Ama bu benim için biraz lüks. Aa bu iyi. Bu doğrusal yapının üzerine bir ağaç kurmayı deneyebilirsiniz. Temelde gideceğimiz yer burası. Yani köklerden diyelim ki listelerin ortancalarında işaretçiler koymayı deneyebilirsiniz. Buralarda arama yapabilirsiniz. Ortanca'yı işaretlersiniz. Ortanca ile karşılaştırma yaparsınız. Ve böylece ilk yarayamı ikinci yarayama gideceğinize karar verirsiniz. Ve bu kesinlikle doğru yoldur ve biraz da sofistikidir. Başka bir liste mi? Evet. Evet güzel. Böylece iki liste kullanacağız. Bu en kolay yapılabilecek ikinci şey. Tamam ve önerdiğiniz gibi bunların arasında işaretçiler olabilir. Yani bazı elemanlar burada aşağıda, bazıları da şurada yukarıda olabilir. Listeler arasında işaretçiler olmasını istiyoruz. Tamam. Bunu kesinleştirmek biraz delice bir şey. Ama bir şekilde iyi bir duygu veriyor. Öyleyse bu bir linkli liste L1. Bu da ikinci liste L2. Ve size bir ilham vermek istediğimden haydi bir oyun oynayalım. Oyunun adı bu dizi nedir? Evet, dizi 14'tür. Cevabı biliyorsanız söyleyin. Daha kimse bulamadım. Tamam, biraz şaşırtıcı. Bu küçük bir sınıf. Onun için birisinin cevabı bildiğini umuyorum. Kaç öğretim görevlisi yaratabiliyor? Birkaç kişi. Tamam. Slaytlara bakarsanız yanıtlayabilirsiniz ama bu kopya çekmek olur. Şimdi size bir ipucu vereceğim. Bu bir matematiksel dizi değil. Bu bir gerçek hayat dizisi. Evet. Evet. Peki hangi şehir? New York. Bu 7. Cadde metrosu. Bu New York'tan en sevdiğim metro hattı. Ama New York şehri metrosunun ilginç özelliği nedir? Evet, bir atlama listesidir. İyi cevap. Gerçekten öyledir. Atlama listeleri öyle pratiktir ki metro sistemine bile entegre edilmiştir. Bu ilginç değil mi? Tamam. Boston metrosu da ilginçtir. Çünkü Birleşik Devletler'in en eski metrosudur. Belki de dünyanın. New York'inki de buna yakındır ve 24 saat açık olmak gibi başka güzel özellikleri de vardır. Bu kesinlikle bir artıdır ama ekspres hatları olması gibi bir özelliği de vardır. Bu biraz soyut oldu ama 7. Cadde hattında iki tür tren vardır. Aslında bunlar sokak numaraları. Bu Penn istasyonu, Times Meydanı ve böyle. Yani aslında iki hat vardır. Ekspres hat 14'ten 34'e, 42'ye, 72'ye ve 96'ya gider. Bundan başka her durakta duran yerel hatlar da vardır. Ve bunu 4 takım rayla çözerler. Yani ekspres hatların kendine ayrılmış rayları var. Örneğin pen istasyonundan 59 numaralı durağa gitmek istiyorsanız, yani aşağı batı yakasından ekspres hatta binerseniz 42'ye çabuk varırsınız. Sonra da yerel hatta geçer 59'a gidersiniz. Tamam. Bunlar ekspres ve yerel hatlardı. Ve de bunları birkaç listede temsil edebiliriz. Bir listemiz olur ve aşağıda da bir listemiz olduğundan burada biraz boşluk bırakın. Bu lokal hat L2 34 42 50 59 66 72 79 ve böyle. Sonra da yukarıda ekspres hattımız var. Ve bu sadece 14 34, 42, 72 ve böylelerinde duruyor. Tüm listeyi yeniden çizmeyeceğim. Fikri anladınız. Yapacağımız şey yerel ve ekspres hatlar arasında linkler koymak. Ve bu bizim iki linkli liste yapımız. Şekli çizerken anlatmak istediğim buydu. Şimdi bunun özelliği alttaki listede her elemanın gösterildiğidir. Üstteki listede ise bu elemanların bazıları kopyalanmıştır. Ve bu özelliği koruyacağız. Yani L2'de elemanlar depolanırken L1'de de bir alt küme depolanıyor. Ve hangileri depolayacağımıza henüz karar vermedik düşünmemiz gereken tek şey bu. Ve ilhamımız New York metro sisteminden geliyor. Tamam. Fikir işte bu. Tabii ikiden fazla liste de kullanacağız. Tamam. Elimizde linklerimiz de var. Diyelim ki linkler L1 ve L2'deki ortak anahtarlar arasında. İyi. Şimdi bütünlük adına ve buna daha sonra ihtiyacımız olacağı için bu listelerin gerçekte nasıl yapılandırılacağıyla uğraşmadan önce aramalarla ilgili konuşalım. Tabii bu tabloyu istiyorsan. Yani X elemanını aramak isterseniz ne yaparsınız? Bu örnekte metro algoritmasını ele alacağız eğer her zaman metro sisteminin üst sol köşesinden işleme başlarsanız, eğer her zaman aşağı batı yakısından başlarsanız, örneğin 14. sokaktan. Ki bunun tam olarak neresi olduğunu bilmiyoruz. Ama az çok Manhattan'ın aşağısında bir yerde. Ve siz 59 gibi belli bir istasyona gitmek istiyorsunuz. Ve mümkün olduğu kadar ekspres hatta kalmak istiyorsunuz. Çünkü bu hattan yola çıktık. Sonra buradan iniyorsunuz ve geri kalan yolu yerel hatta tamamlıyorsunuz. Her zaman üst sol köşeden başlarsanız yapılacak doğru şey budur. Şimdi bunu bir tür algoritma şeklinde yazacağım. Çünkü bunu genelleştireceğiz. Bu evrede bu çok açık ve ileride de böyle olacak. Yani gidebildiğim kadar yukarıdaki listede gideceğim ta ki çok uzağa gidene kadar. Şimdi hiç metro sistemini kullanmamış birine tarif ettiğinizi düşünün. Diyorsunuz ki 14'ten başlayın. Ekspres hatta binin ve 72'ye vardığınızda gereğinden fazla ileri gitmiş olacaksınız. Bir geri gidin ve orada yerel hatta binin. Bu gerçekten rahatsız bir tarif. Ama bir algoritmanın yapması gereken bu çünkü daha önce hiç metroya binmedi. Yani önce kontrol edecek ve onu burada yapalım. Benim 59'a gitmeyi hedeflediğim varsayın. 14'ten başlayacağım. İlk yaptığım şey 34'e gitmek. Oradan 42'ye giderim. Bu hala iyi çünkü 59 42'den büyük. Sağa gitmeye devam ederim. Sonra derim ki hay Allah 72 çok büyük. Bu çok uzak oldu. Yani geriye olduğum yere giderim. Aşağı inerim ve sağa gitmeye devam ederim. İstediğim elemanı bulana kadar. Ya da bunun aşağıdaki listede olmadığını keşfederim. Çünkü aşağıdaki listede herkes var. İşte algoritma bu. Demek sağa giderken çok uzağa gittiğinizde durun ve bunu bir karşılaştırma ile keşfedin. Sonra L2'ye yürüyün. Ve L2'de X'i bulana kadar sağa doğru gidin. Veya X'ten daha büyük bir şey bulursanız X listenizde değil demektir. Eğer öncülü ya da ardıl bulursanız ve bu sizin hedefiniz olabilir. Eğer ikisi bulamadıysanız orada olmaması durumunda. Nereye gideceğini bulmalısınız. Çünkü bu durumda onu araya yerleştirebilirsiniz. Bu algoritmayı araya yerleştirmede kullanacağız. Tamam ama yaptığımız arama bu evrede oldukça kolay. Şimdi tartışmadığımız konu arama algoritmasının hızıydı ve bu da hangi elemanlar alt kümesinin L1'de depolanacağı ile ilgiliydi. Şimdi Metro sisteminde büyük olasılıkla bütün popüler istasyonları L1'e koyarsınız. Ama burada biz en kötü durum performansı ile ilgileniyoruz. Yani elimizde düğümlerin olasılık dağılımı yok. Biz her düğüme tek düze şekilde en hızlı erişimle ilgileniyoruz. Yani tüm sorgularda maksimum süreyi en azı indirgemek istiyoruz. L1 ile ne yapacağımız konusunda bilgisi olan var mı? Başlangıçta tüm düğümleri L1'e koymalı mıyım? Tamam. Bu bir kesin alt küme. Size L1'in boyutunu söylediğimi varsayın. Size şu kadar ekspres durağı kullanabileceğimi söyleyebilirim. Bunları L2'nin elemanları arasında nasıl dağıtırsınız? Tek düze olarak. İyi. Yani hangi düğümler, pardon hangi anahtarlar L1'e girmeli? Aslında yapılacak en iyi şey bunları tek biçimde yaymaktır. Ve 7. cadde hattı kesinlikle böyle değildir. Ama her şeyi yeniden tasarlayacağımızı hayal edin. Burada aralıkları biraz daha büyük bırakacağız. 34 ve 42 birbirine çok yakın. Birkaç durak daha alacağız ve şimdi bu şeyleri çözülmeye başlayabiliriz. Bunu L1 uzunluğunun bir fonksiyonu olarak yapacağız. Böylece arabanın maliyeti için L1'in uzunluğunun bir fonksiyonunu kullanacağım ve L2'nin uzunluğu da tüm elemanlar yani ne? L1'deki tüm elemanları tek dizi olarak yayarsam aramanın maliyeti ne olur? Evet. Doğru. Üst listelerdeki elemanların toplamı artı aşağıdaki ve yukarıdakilerin bölümü. Yani L1'in uzunluğu artı L2'nin uzunluğunun L1'in uzunluğuna bölünmesi olarak yazacağım. Tamam. Bu yaklaşık bir değer. Çünkü burada en kötü durum için artı 1 ya da benzer bir şey olması lazım. Tüm L1'i aramam gerekebilir. Çünkü aradığım istasyon maksimum değerli olabilir. Tamam belki de şanssız olurum ve maksimum eksmes hatta olmayabilir. Bu durumda yerel hatta geçmem gerekir ve yerel hatta kaç durakta durmam gerekir. Aslında L1, L2'yi eşit bölüntülere ayırıyor. Yani bu iki ekspres turlar arasında ardıl istasyonların sayısı. Yani örneğin bu uzunlukta ekspres hatta gidiyorum ama yaklaşık şu uzunlukta yerelde gidiyorum. Ve bu bir L2. Ayrıca bir de sabit var. Örneğin aşağı yürümek için. Ama temelde ziyaret ettiğin düğüm sayısı bu kadar. Şimdi bu fonksiyonu en aza indirgemek istiyorum. Şimdi L2'ye ne diyeceğim? Çünkü toplam eleman sayısı bu. L1'i istediğim gibi seçebilirim. Şimdi şuraya geçelim. Yani L1 artı N bölü L1'i en aza indirgemek istiyorum. Ve L1'i seçiyorum. Şimdi bunun türevini alabilir, sıfıra eşitler ve delirebilirim. Veya bunu gerçekleştirebilirim. Yani o kadar da zor değil. Ama bu benim için oldukça karmaşık. Böylece diyebilirim ki bu L1 küçük olduğu takdirde iyi bir durum olacak. Ve bu da L1 büyük olduğu takdirde en iyi olacak. Yani burada bir pazarlık var ve bu terimler eşit olduğu takdirde pazarlık belirli sabit faktörlere kadar en aza indirgenebilecektir. Bu durum pazarlığın iki ucunda iyi bir denge olursa geçerlidir ve bu sabit faktörler oranındadır. L1'i N bölü L1'e eşit seçebilirim. Çünkü bu durumda bunlar eşit olduğunda 2 oranında bir faktör kaybederim. Evet, şimdi sadece bunu çözeceğim. Bu gerçekten çok kolay. Bu L1'in karesi eşittir N. Yani L1 N'nin karekökü. Tamam. Burada elde ettiğim maliyet L1 artı L2 bölü L1 N'nin karekökü artı N bölü karekök N. Yani sonunda karekök N'dir. Böylece 2 çarpı Karekök N elde ederim? Böylece arama maliyeti ve buradaki sabitle ilgileniyorum. Çünkü birazdan anlam kazanacak. 2 karekök kök ne? Artıdan gelen sabitle ilgilenmiyorum. Ama çarpım sabitiyle ilgileniyorum. Tamam. Bu iyi görünüyor. İşe bir listeyle başladık ve aramayı ne zamanda yapıyordu? Yani işlem başına teta n süresinde. Şimdi elimizde iki linkli liste var. Arama teta kök N süresinde yapılıyor. Bu iyi görünüyor. Yapılanma böyle görünüyor. Burada köprü eleman var. Bu yerel hat ve şunu temsil eden bir ekspres durağı var. Ama yerel hattımızda başka bir köprü değeri var. Ve bunu da temsil eden bir ekspres durağı var ve bu ikisi birbiriyle ilintili ve böyle gidiyor. Şuraya nokta noktaları koymam lazım. Tamam, bu dilimlerin her birinin uzunluğu kök ne? Ve yukarıdaki temsilcilerin sayısı da neyinin kare kökü. Ekspres duraklarının sayısı n'nin kare kökü. Şimdi her şey dengelenmiş durumda. Yukarıda en fazla karekök kök ne arama yapacağım. Ve sonra bu listelerden birinde en fazla karekök kök neye kadar arama yapacağım. Böylece her arama en fazla 2 kök ne olacak? İyi. Bundan sonra ne yapmalıyız? Yine araya yerleştirme ve silmeleri unutun. Aramaları daha sonra hızlandırmalıyım. Çünkü neyin karekökü bildiğiniz gibi o kadar da cazip değil. Pardon? Daha çok at. Bir tane daha süper ekspres hattı ekleyelim ya da başka bir liste. Evet bu ikiliydi. Neden hiç olmasın? Aslında bir sıralı link listeyle başladık. Sonra 2'ye çıktık. Bu bize 2 çarpı n'nin karekökünü verdi. Şimdi 3 sıralanmış linkli liste istiyorum. Burada çoğullaştırma yapmadım. Koşma süresi ne olacağı konusunda tahminler var mı? Bu sadece tahmin işi. düşünmeyin. 2 çarpı n'nin karekökünden gideceğiniz yer Pardon? 2 çarpı 2'nin kare kökü. N'nin dördüncü kökü mü? Bu doğru değil. Hem sabit hem de kök değişti. Fakat çok şaşırtıcı şekilde değil. 3 çarpı küp kök. İyi. Sezgi burada çok yardımcı olur. Doğru yanıtın ne olduğunu önemli değil. Sezginizi kullanın. Bunu kanıtlayabilirsiniz. Çok zor değil. Şimdi elinizde 3 liste var ve dengelemek istediğiniz en üstteki listenin uzunluğu, üstteki 2 listenin oranı ve alttaki 2 listenin oranı ve bu üçünün çarpımlarının ne olmasını istiyorsunuz? Çünkü üstteki çarpı ilk oran çarpı ikinci oran bunların neye eşit olması lazım? İşte buradan neyin küp kökünü elde edersiniz. Bunların her biri eşit olmalıdır. Bunları öyle ayarlarsınız ki maliyet bu üçünün toplamı olsun. Yani her birinin n'nin küp köküne eşitlersiniz ve bunlardan 3 tane vardır. Bundan emin olmak istiyorsanız evde kontrol edin. Görünen o ki birkaç tane daha istiyoruz. Öyleyse k sayıda sıralanmış listeyi düşünelim. k sayıda sıralı liste k çarpı n'nin kanuncu kökü olacaktır. Bunu şu ana kadar büyük olasılıkla tahmin etmişsinizdir. Öyleyse k'yı hangi değere eşit alalım? Tam minimum değeri aramıyorum. k için iyi bir değer nedir? Bunu n'ye mi eşit yapalım? N seçimi aslında hoş çünkü n'nin n'inci kökü 1'e eşit olur. Şimdi bu ne? Bu nedenle baştaki sabitlere önem verdim. Çünkü liste sayısı arttıkça bu sabitle büyüyecektir. Kullanabileceğim en büyük mantıklı k değeri nedir? Log n. Ne? Çünkü orada bir k var. Kesinlikle log n'den daha fazlasını kullanmak istemiyorum. Böylece log n kere n'nin log n'inci kökü ve bunu n'den türetmek biraz zor. Şimdi n'nin log n'inci kökü nedir? Hepinizin şu anda düşündüğü şey bu. n'nin kök n'inci log'u eksi 2 nedir? Bu güzel sorulardan biridir ve yanıtı da Haydi ama kökün tanımını hatırlayayım. Tamam. Kök n'nin bir bölü log n'ninci kuvvetidir. Tamam. İyi. Kuvvet almanın tanımını hatırlayayım. Büyük A'nın B'ninci kuvveti. Bu 2'nin büyük B log büyük A'nın A'nıncı kuvveti değil midir? Bu size bir yerlerden tanıdık geliyor mu? Yani bu ikinin log n bölü log n'ci kuvveti olur. Ve bu da bu evrede çıkarmanızı umduğum gibi 2'ye eşittir. Hey böylece n n'in n'ci kökünün logaritması eksi 2 sıfıra eşittir. En sevdiğim yanıt. Tamam. Bu da öyle. Böylece tüm bu şey 2 log n. Çok şık. Bununla daha da uğraşarak bir şeyler yapabilirsiniz ama 2 log n benim için oldukça iyi. Kesinlikle daha fazla liste kullanmak istemiyoruz ama log n sayıda liste oldukça iyi görünüyor. Şimdi logaritmik bir arama süresi elde ettik. Gelin kontrol edelim. Yani şu ana kadar hep sezgisel çalıştık. Şimdi listenin nasıl göründüğünü çizelim. Ama bu liste çalışacak. Şimdi bu örneği bir daha çizeceğim. Çünkü siz de bunu yapmalısınız. Haydi. New York şehri metro sistemini yeniden tasarlayalım. Ve burada yukarıda 3 boşluk bırakmanızı istiyorum. Bunu şimdiye kadar ezberlemiş olmanız gerekirdi. Ama ben ezberlemedim. Aslında yerel hattı değiştirmeye yetkimiz yok. Ama birkaç durak daha ekleyebilsek iyi olurdu. Tamam. 79. sokakta durabiliriz. Bu yeterli. Şimdi elimizde log ne tane liste var. Ve burada log ne 4 civarında. Burada birkaç liste yapmak istiyorum. Özellikle 14 hepsinde görünecek. Bunları niye buraya çizmiyorum ki? Şimdi soru buraya hangi elemanlar gelecek? Elimde log ne tane bir liste var ve amacım yukarıda burada olanların sayısını bu iki liste arasındaki oranı ve bu iki liste arasındaki oranı ve bu iki liste arasındaki oranı dengelemek. Bütün bunların dengeli olmasını istiyorum. Bunlardan log ne tane var? Bu oranların çarpımının da neye çıkması gerekir? Yani bu aşağıdaki eleman sayısı kadar. Böylece bu oranların hepsinin çarpımı nedir? ve bunlardan log n tane varsa her bir oran hangi büyüklüktedir? Orana r diyelim. Bu durumda r'nin log ne n'inci kuvvetinin n'ye eşit olması gerekir. r nedir? r eksi 2 nedir? <laughs> Sıfır. Evet, bunun 2 üzeri log diye eşit olması gerekir. Böylece buradaki elemanların aşağıda kalan elemanlara oranını alırsam aşağıda ne elemanımız olur ve bu benim istediğim. Diğer bir deyişle buradaki elemanların yarısını, şuradaki elemanların dörtte birini, buradaki elemanların sekizde birini istiyorum ve bu böyle gidiyor. Bu nedenle eşit aralıklı elemanların yarısını alacağım. 34, 50, 66, 79 ve böyle. Bu bizim yara ekspres hattımız. Çok hızlı değil ama bu yukarı çıkmak için iki farklı ürünü kazanıyorsunuz. Ve işiniz bittiğinde iniyorsunuz. Ve en çok bir adım yürüyorsunuz. Ve aradığınızı buluyorsunuz. Tamam. Ve bu işlemi elemanlar bitinceye kadar tekrar ediyoruz. Hay Allah. Kendi el yazımı okuyamıyorum. Bu 79 olmalı. Tamam. Daha büyük bir örneğim olsaydı daha çok seviyem olurdu ama bu da yeterli. Diyelim ki her iki elemanda bir duruyorum. Evet, bu iyi görünüyor. Bu kabaca daha önce gördüğümüz bir yapıya benziyor mu? Evet. Bir ağaç. Evet, bu bir ikili ağaca çok benziyor. Bunu bırakacağım problem setinizde atlama listelerinin neden gerçekte ağaçlara benzediğini göreceksiniz. Ama gerçekten bunlar bir ağaca benzer. Bu düzeyde bir ikili aramayı andırır. 14'e bakarsınız, 15'e bakarsınız ve böylece sol yanda sağ yanda olduğuna karar verirsiniz. Ve bu bir ağaçta olduğu gibidir. Tam bir ağaca benzemez çünkü bu elemanların her yerde tekrar ettiğini görüyorsunuz. Ama gene de kabaca bir ağaca benzer. I derinliğinde 2'nin ığınıncı kuvveti kadar büyüme olur. Aynen dengeli bir ağaçta olduğu gibi. Ben bu yapıya ideal bir atlama listesi diyeceğim. Ve tüm yaptığımız arama işlemi olursa ideal atlama listeleri oldukça iyidir. Belki pratikte ikili arama ağacı kadar iyi değildir ama belli sabit faktörlere kadar onun kadar iyidir. Örneğin aramayı genelleştirip bunun log ne olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Yani arama işlemine sol üstten başlarsınız, Diyelim ki 72'yi arıyoruz. Sol üstten başladınız. 14, 72'den küçüktür. Bu nedenle sağa gidelim. 79 çok büyüktür. Böylece bu oku takip edelim. Fakat bunun çok büyük olduğunu söylerim. Bunun yerine 14'ten aşağı inmeye devam ederim. Sağa giderim. O 50. Bu hala 72'den küçük. Tekrar sağa gitmeyi denelim. O 79 bu çok büyük. Bu iyi değil. Bu nedenle aşağı inerim. Yine 50'ye gelirim. Tekrar yaparım. Tekrar sağa gitmeyi denerim. O 66 bu iyi. Tekrar sağa gitmeyi denerim. O 79 bu çok büyük. Bu nedenle aşağı gidelim. Şimdi buradan sağa gidelim ve 72. Tamam. Aksi takdirde çok ileri gitmiş olurum ve aşağı inmeye çalışırım. Ve hay Allah eleman burada olmamalı derim. Bu çok basit bir arama algoritmasıdır. Buradakinin aynı gibi ancak L1 ve L2'yi çıkarmak kaydıyla. Çok ileri olana kadar sağa gidersiniz. Sonra aşağı gidersiniz. Sonra tekrar çok fazla olana kadar sağa gidersiniz ve aşağı gidersiniz. Bu işlemi log n kez tekrarlamak zorunda kalabilirsiniz. Her sadece birkaç adım gidersiniz. Çünkü bu iki boyut arasındaki oran yalnızca ikidir. Yani bu arama için 2 çarpı log n'ye mal olur. İyi. Söylemek istediğim, burada sezgi kullandığımız için bunu kontrol ettik, biraz tartışılır bir şekilde. Böylece bu ideal bir atlama listesidir ve biz araya yerleştirme ve silmeleri de desteklemek zorundayız. Bir araya yerleştirme ve silme yaptığınızda yapıyı korumanın bir yolu yoktur. Bu çok özel bir durumdur. Bunlardan sadece biri mükemmel bir şekilde yayılmıştır ve her şey çok güzeldir. Yani bunu yapamayız. Bu yapıyı elimizden geldiği kadar kabaca koruyacağız. Veya eğer, eğer içinizden biriniz New York şehri metro planlayıcılarından birini tanıyorsa bunu ona söyleyebilirsiniz. Tamam. Yani atlama listeleri. Demek istediğim bizim veri yapımız temelde bu. Bunu başlangıç noktası olarak kullanabilirsiniz ama ondan sonra atlama listelerini kullanmaya başlarsınız. Ve bu şekilde araya yerleştirme ve silmeleri de uygulayabilmeliyiz. Ve bunu öyle yapmalıyız ki arama hala log süresi alsın ve yapı kabaca korusun. Şimdi araya yerleştirmelere odaklanalım. Eğer araya yerleştirmeleri doğru yaparsak silmeler gerçekten kolaydır. Ve bunlar ilk prensiplerden çıkar karmaşık bir şey kullanma yetkimiz yoktur. Ama kaliteli tebeşir kullansak iyi olur. Bu daha iyi görünüyor. Şimdi bir X elemanını araya yerleştirmek istediğinizi düşünün. Bu elemanı aramayı konuştuk. Şimdi bunu nasıl araya yerleştiririz? Yapmamız gereken ilk şey bunu nereye yerleştireceğini hesaplamaktır. Yani X elemanını ararız. X'e herhangi bir listede değil en alttaki listede ararız. Üstteki listede nereye yerleştireceğini bulmak kolaydır. Bu yaklaşık sabit zaman alır. Bizi bilmek istediğimiz şey üstteki listenin sabit uzunluğu olduğundan x'in alttaki listede nereye gideceğini bulmaktır. Diyelim ki 80'i yerleştirme araması yapıyoruz. Aslında bu bayağı büyük. Biz 75'i arayalım. Bu durumda 75'in aynı altı üzerinde 72 ile 79 arasına yerleşeceğini buluruz. Eğer bunu orada bulursak bundan şikayetçi olmayız. Çünkü resmi basit tutmak için bütün anahtarların farklı olacağını varsayacağım. Ama bu işlem aynı anahtarı tekrar tekrar araya yerleştirseniz bile iyi çalışır. Yani bu iyi haber. Kesinlikle yapmamız gereken şey X'i alttaki listede araya yerleştirmektir. Şimdi bunun nereye gideceğini biliyoruz. Oraya gitmeli. Çünkü biz alttaki listenin tüm elemanları içermesi değişmesini muhafaza etmek istiyoruz. İşte böyle yaparız. Değişmesi koruduk. Alttaki liste tüm elemanları içeriyor. Böylece 75'i alırız. Deriz ki 75 buraya gider ve bir şekilde 75'i buraya linkleriz. Umarım birlikli listenin nasıl yapıldığını biliyorsunuzdur. Şu işaretçiyi buradan silmeme izin verin. Atlama listelerini uygulamadığı tüm iş linkli listelerin manipülasyonudur. Peki bu yeterli mi? Hayır. Ama şimdilik bu uygun çünkü bu aralıkta bir şey arıyorsanız sadece 3 uzunluğunda bir zincir görürsünüz. Ama eğer 75'i ve 76'yı sonra da 76 artı epsilonu, 76 artı 2 epsilonu araya yerleştirir ve böyle devam edersem burada bir sürü eleman olur ve zincir gerçekten uzar. Böylece birden her şey o kadar dengede değildir. Eğer bir arama yapacak olursam burada birini aramak için oldukça uzun süreye ihtiyacım olur. Eğer K elemanını araya yerleştirirsen bu K zamanı alacaktır. Ben bunun log N olarak kalmasını istiyorum. Eğer sadece log N sayıda elemanı araya yerleştirirsem şimdilik bu kabul edilebilir. Şimdi karar vermek istediğim bu listeden hangisinde 75'in olması gerektiği. Aslında çok açık bir şekilde alttakinde yer alması gerekiyor. Her eleman en alttakinde olmak zorunda mı? Bir seviye yukarı mı gitmeli? Belki. Bu bir şeylere bağlı ve şu anda açık değil. Eğer buraya birkaç öğe yerleştirirsem bunların bazıları üstteki düzeye gitmek durumunda. İki düzey yukarı mı gitmeliyim? Belki. Ama daha küçük bir olasılık var. Bu durumda ne yapmalıyım? Evet, doğru ideal bölüntü boyutunu korursunuz. Ve bu da bu zincirin uzunluğu olabilir. Ve bakarsınız eğer bu çok uzarsa bunu ortadan bölüp bu elemanı üst düzeye terfi ettiririm ve aynı şeyi burada da yaparım. Eğer bu zincir bir sonraki düzey ekspres duraklarının arasında da çok uzarsa ortadaki elemanı terfi ettiririm. Ve problem setimizde de yapacağımız şey bu. Bu benim için çok karmaşık olur. Benim işimi zorlaştıracak sayaçlara ihtiyacım yok. Başka ne yapabilirim? İdeal atlama listesi yapısını korumaya çalışabilirim. Ama bu çok pahalı olur. Örneğin 75 terfi edecek eleman olursa bu eleman en aşağıya kadar indirgenmek zorunda. Ama bu her şeyi sağa doğru iter. Ve bu da güncelleme için diner süre maliyeti gerektirir. Başka düşüncesi olan var mı? Eğer bunların sadece yarısının yukarıya gitmesini istersen yazı tura atabilirim. İyi fikir. Tamam. Bunun için size bir 25 kuruş vereceğim. Bu iyi bir vadeli para. İşte burada. Ama bu paraya bir işlem de yapmak zorundasınız. Yani havaya atmalısınız. Siz yazı tura atabilir misiniz? İyi. Ne geldi? Tura. Tamam. Bu ilk rastgele bit. Ama biz bir atlama listesi yapılandıracağız. Belki de size bunun nasıl yapılacağını anlatmalıyım. Ama temel fikir yazı tura atmaktır. Eğer yazı gelirse, affedersiniz, eğer yazı gelirse bunu bir üst düzeye terfi ettireceğiz ve yeniden yazı tura atacağız. Bu diğer hangi listelerin X'i depolaması gerektiği sorusunu yanıtlar. Daha kaç listeye x'i e eklememiz gerekir? Aslında algoritma yazı tura atın. Eğer yazı gelirse x'i bir sonraki düzeye terfi ettirin diyor. Ve tekrar yazı tura atın diyor. Tamam bu önemli. Çünkü biz bu elemanın rastgele yükselmesini istiyoruz. Ama yeni başlayanlar için yazı tura atıyoruz bazen bir üst düzeye gitmiyor. Aslında biz onun bir üst düzeye 1 bölü 2 olasılığıyla gitmesini istiyoruz. Çünkü bu iki boyut arasındaki oranın yarım, affedersiniz, 2 olmasını istiyoruz. Orana nasıl baktığınıza bağlı olarak, yani ben elemanların yaklaşık yarısının burada yukarıda olmasını istiyorum. Bu nedenle yazı tura atmasını istiyorum. Eğer yazık gelirse buraya çıkıyorum, bu adil bir para. Yani ben bunu %50-%50 istiyorum. Bu durumda bu elemanların kaçı yukarı düzeye gitmek durumunda? Bu durumda %50 olasılıkla. Sonra bir noktada daha yazı atıyorum. Eğer yazı gelirse bir düzey daha yukarıya çıkıyorum. Böylece bu, bu iki grup arasında yaklaşık oranı ikide tutar. Ve beklenen olan tüm düzeylerde kesinlikle iki olur. Eğer en üste gidip orada yazı turağı atarsam ve yine yazı gelirse bir düzey daha oluştururum. Araya yerleştirme algoritması budur. Çok basittir. Daha karmaşığını problem setinizde göreceksiniz. Haydi bunu yapalım. Tamam ama birinin rastgele sayılar üretmesine ihtiyacım var. Kim rastgele sayılar üretebilir? Yarım rastgele. Ben size 25 kuruşu vereceğim. Burada bir tane var. Buyurun. Bu sıkıcı bir 25 kuruş. Kim rastgele sayılar üretmeyi ister? Şurada birisi başka birisine öneriyor. <laughs> Bunu yapmanın iyi yöntemi. Buyurun. Size 25 kuruşu veririm ama onu atmanıza izin vermiyorum. Sizin için rastgelelik yok. Aslında bitleri üretebilirsiniz. Ve ondan da bir sayı hesaplayabilirsiniz. Evet, bana bir sayı verin. 44. Yanıt olabilir. Tamam, yazı turayı attık ve tura geldi. İş bitti. Bu araya yerleştirme algoritmasıdır. Burada aslında biraz daha boşluk bırakacağım ve bunu en alta yazacağım. Tamam, 44 üst seviyeye çıkmamalı. Çünkü tura gelmişti. Şimdi bana başka bir sayı verin. 9. Tamam, listede 9'u arıyorum. Pardon bir şey daha söylemem gerekli. Ufak bir değişikliğe ihtiyacım var. Bunun amacı aramaların çalışmasını garanti etmek. Buradaki endişe büyük bir sayıyı araya yerleştirdiğim ve onu üst düzeye taşıdığım zaman olur. Bu bir atlama listesi. Veri yapısında çok kötü görünür. Çünkü ben her zaman sol üstten başlamak isterim. Ama şimdi bir sol üst yok. Yani küçük bir ayarlama yapıyoruz. Bunu hatırlamamız gerek. Bu küçük değişiklik her listede özel bir değer eksi sonsuzu depolamaktır. Bu durumda eksi sonsuz her zaman en üste gider ve o anda en üst değerinde üstünde olur. Böylece başlangıçta her zaman bir sol üst değerim olur. Bunu daha önceden belirtmediğim için özür dilerim. Böylece ilk başta elimde sadece eksi sonsuz olacak. Sonra 44'ü araya yerleştiriyorum. Diyorum ki 44 buraya gider. Herhangi bir terfi yok. İşim bitti. Şimdi 9'u araya yerleştireceğiz. 9 buraya gider. Şimdi eksi sonsuzdan 9'a yazı turayı atın. Yazı. Gerçekten parayı havaya attı mı? Peki tamam. Tabii tabii daha önceden atmıştır. Kesin öyledir. Size sadece zor anlar yaşattırıyorum. Bu durumda yukarıda burada 9 var. Bu eksi sonsuzu korumamız lazım. Böylece her şeyle birlikte o da terfi etsin. Şimdi bu güzel bir atlama listesi gibi görünüyor. Parayı tekrar atın. Tura. iyi, Tamam. Bu ideal bir atlama listesi gibi görünüyor. Bu çok iyi değil mi? Her defasında doğru çalışıyor. Bana bir sayı daha verin. 26. Tamam. 26'yı arıyorum. 26 buraya gidiyor. Kesinlikle en alttaki listeye gidiyor. İşte 26. Sonra da 44'ü yukarı alırım. Parayı at. Tura. Tamam. Şimdi başka bir sayı verin. 50. Oo, bu büyük bir sayı. Bunu aramak biraz zaman alacak ve onu burada bulacağım. 50. Yaz Turat. Yazı. İyi. Böylece 50 terfi edecek. Bir daha at. Tura. Tamam. Hala makul bir sayı. Başka bir sayı. 12. Burada işlerin heyecanlı olması için biraz zaman gerekiyor. Tamam. 12 buraya 9 ile 26 arasına giriyor. Siz beni bayağı uğraştırıyorsunuz. Tamam. Yasturat'ın yazı, yazı geldi. 12 terfi ettirilecek. Biraz çalışmanız gerektiğini biliyorum ama biz buraya 12'yi bulmak için gelmiştik. Biz en son aşağı indiğimiz noktanın 9 olduğunu biliyoruz ve 12'yi terfi ettiriyoruz. O buraya araya yerleşiyor. Onu bu belirli linkli listeye yerleştiriyoruz. Çok karmaşık değil. 2, 12'yi birbirine linkliyoruz. Hala bir tür linkli liste gibi görünüyor. Bu yazı tura daha atın. Tamam. Tura geldi. Bir sayı daha verin. 37. Hmm. Bu iyi bir hafıza testi. 37. Neydi? 44 ve 50. Ve 50 ondan sonraki üst düzey. Bence elemanları değiştirmeye devam etmeliyim ve size de sürekli yazı tura attırmalıyım. Evet. Demin 37'yi araya yerleştirdik, tura geldi. Bu uzun bir zincir olacak gibi görünüyor. Bu daha da kötü görünüyor. Tamam. Şimdi bana 50'den büyük bir sayı verin. 51. İyi yanıt. Teşekkür ederim. Tamam. Tekrar yazı tura Bir daha atın. Tura. Bir sayı daha. Bir dakika. Başka birisi bir sayı ses. Bu iyi gitmiyor. Ne dersiniz? 52. Güzel cevap. Ya Turat? Yine Tura. Hiç şaşırmadım. Şurada birçok yazı elde etmiştik. Tamam bir sayı daha. 53. Teşekkür ederim. Yazı Turat. Yazı yazı. Tamam. Yazı, yazı, siz yazılı tura atmadınız. Tamam, 53. Tamam, 53. Ama fikri anlamaya başladınız değil mi? Eğer Arda ardına 2 yazı gelirse eleman 2 düzey yukarı gidiyor. Tamam. Şimdi artık gerçekten yazı tura at. Yazı. HL şükür. Yazıları bekleyip duruyordum. Eğer sırasıyla ardı ardına 3 kez yazı atarsanız üst seviyeye gidersiniz. Ve her defasında eksi sonsuzu terfi ettirdiniz. Tekrar bakın. Yazı. Aman Allah'ım. Bunlar daha önceden nerelerdeydi? Tekrar atın. Bu sefer umarım tura çıkar. Tura geldi. İyi. Tamam. Fikri anlamışsınızdır. Sonunda tahtadaki yer biter. Aslında çok yukarı gitmek oldukça ender bir durumdur. Log neden daha yukarı gitmenin olasılığı nedir? Bir diğer kolay logaritma hesaplaması. Her defasında yukarı gitme olasılığı %50'dir. Log n düzeyinde yukarı gitmenin olasılığı n'de 1'dir. Çünkü yarımın logaritma n kuvveti 1 bölü n'dir. Aslında bu n'ye bağımlıdır ama ben çok yukarı gitmeyeceğim. Ve sezgisel olarak bu da çok kötü değildir. İşte bunlar atlama listeleriydi. Oranlar beklenen türünden elde edilir ama bu oldukça zayıf bir kuraldır. Bu, bu değişikliklerin uzunluğu hakkında bilgi vermez. Ama sezgisel olarak oldukça iyidir. Ortalama olarak oldukça iyidir diyelim. Burada iki yarı rastgele işlem var. Birincisi sayı seçmekti ve bunun hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Sayılar seçilmiş olabilir, sıralı olabilir, tersten sıralı olabilir, rastgele olabilir, bilmiyorum. Bu nedenle arkadaşınızın söyledikleri önemli değildi. En azından önemli olmaması gerekir. Ama burada önem kazandı. Endişelenme, hala sebilirsin. Hala 25 kuruşunu alacaksın. Ama algoritmanın ilgilendiği yazı turalarının sonuçlarıydı. Ve bu veri yapısının yüksek olasılıkla hızlı olması söylevi sadece rastgele yazı turalara bağlıydı. Tamam, rakibinizin sayı seçimleri yazı turalar rastgele olduğu sürece önemli değil. Çünkü rakibiniz paraları bilmiyor. Yani paraların vereceği sonuçları bilmiyor. Yani bu durumda yazı tura atışlarının ortalaması uygun olacaktır. Ama bizim iddiamız ortalamada iyi olmasının ötesindedir. Sonucun her zaman iyi olmasını istiyoruz. Çok yüksek olasılıkla logaritma ne olmasını, Yani örnek olarak 1 eksi 1 bölü n için olasılık logaritma n olsun. 1 eksi 1 bölü n kare için olasılık yine logaritma n olsun. 1 eksi 1 bölü n'nin yüzüncü kuvveti için olasılık yine log n olsun. Tüm bu söylemler yüzün herhangi bir değeri için gerçektir. İşte gideceğimiz yer bu. Tamam bir atlama listesinde nasıl silme yapacağınızı da belirtmeliyim. Elemanı bulun, bunu her yerde silin. Yani silme işlemi karmaşık bir şey değil. Çünkü elimizde bağımsız ve rastgele seçimler var. Ve bu elemanların hepsi bir şekilde birbirinden bağımsız. Yani bizi ilgilendirmiyor. Yani bir elemanı silmek onu atmak demek. Karmaşık kısım araya yerleştirme. Bir elemanı araya yerleştirdiğimde bunun ne kadar yukarı gideceğine rastgele bakıyorum. Bu 1 bölü 2'nin iyinci kuvveti olasılığıyla iyi yüksekliğinde gidecektir. İyi. Zamanımı rahat kullandım. Burada bayağı eğlendim. Tamam biraz daha hızlı gitmek zorundayım. İşte teorem burada. Öncelikle tam olarak neyi kanıtladığımıza bakalım. Yüksek olasılıkla bu resmi bir kavram olacak ve bunu birazdan tanımlayacağım. Ne elemanı olan atlama listelerinde her arabanın maliyeti log N düzeyindedir. Teorem bu. Şimdi yüksek olasılıklıyı tanımlamam gerekiyor. Yani yüksek olasılığı ve bunun söylemi biraz uzun ve bu nedenle bunu WHP yani yüksek olasılık ile olarak kısaltabiliriz. Yani. Ortada rastgele bir olay varsa ve buradaki rastgele olay da n elemanlı bir atlama listesinde her arabanın log n düzeyinde olması ise e olayının yüksek olasılıkla gerçekleşmesinin ne anlama geldiğini bilmek istiyorum. İşte tanım bu. Buradaki deyim, bire büyük eşit olan herhangi bir alfa için seçilebilecek uygun sabitler vardır. Ve E bu olayda bahsetip durduğum bu olasılıkla gerçekleşir. Yani olasılık en az 1 eksi 1 bölü n'nin alfa kuvveti düzeyindedir. Bu çok kesin olmadı ama şimdilik amacımızı karşılıyor. Eğer gerçekten resmi tanımı istiyorsanız ders notlarını okuyabilirsiniz. Genel sitede bu dersin özel ders notları var ve SMA sitesinde de PowerPoint notları var. Ama buradaki sabitlerin seçiminde biraz incelik de var. Bu sabitin seçilmesi işi var ve bu sabitin de seçimi önemli. Ve bunlar ilintilidir. Ve bir de alfa var. Ve bunu istediğimiz gibi seçebiliyoruz. Ama sonuçta bunun gerçek olması için gerekli olan olasılığı seçeriz. Eğer bunun gerçek olması için olasılığı 1 eksi 1 bölü n'nin yüzüncü kuvveti olmasını istiyorsan bunu yapabilirim. Alfa 100 olarak belirlerim. Ve bu Küçük sabit n'nin alfa kuvvetine kadar çok yavaş büyür. Hata olasılığını elde edelim. Bu şeye hata olasılığı denir. Başarısız olma olasılığım istediğim polinom için polinomsal oranda küçüktür. Şimdi aynı veri yapısıyla veri yapımında düzenlerim. Bu alfaya bağlı olmaz. Herhangi bir alfa değeri için bu veri yapısı log n düzeyinde zaman alacaktır. Bu alfaya bağlı olmaz. Yani bir bölüneğinin yüzüncü kuvveti olarak istediğiniz hata olasılığı büyük olasılıkla yüz log n olacaktır. Ama hala log n. Tamam. Bu aramanın koşma zamanının kuyruk dağılımı ile ilgili çok güçlü bir iddiadır. Bunun ne kadar güçlü olduğu konusunda size bir fikir vereyim. Buğul'un eşitsizliğini kaç kişi biliyor? Olasılıkta union bound yani birliktelik sınırının ne olduğunu kaç kişi biliyor? Bilmeniz gerekir. Bu de var. Belki bu teorem aracılığıyla bunu bileceksiniz. İsmiyle bilmek iyidir. Bu beklenenlerin doğrusallığı ile benzeşiyor. Başka birisini anlatmak için çok kolay. Beklenenlerin doğrusallığı, hatırlıyor musunuz? Olayların beklenenlerin toplamlarını belirtmek yerine bunun toplamını bekleneni dediğinizi, bunu beklenenin doğrusallığı olarak söylemek çok daha kolay. Şimdi size farklı bir şekilde test edeyim. Bir olaylar kümesi alıyorum ve bunların birlikteliğini alıyorum. Yani bu oluyor veya şu oluyor veya böyle. Şimdi bu K sayıda olayın inclusive or yani ayırtımıdır. Ve bunun yerine o olayların olasılıklarının toplamına bakarım. Tamam. Kolay bir soru. Bunlar eşit midir? Bağımsız oldukları sürece hayır. Ama bunlar hakkında, bunların ilintisi konusunda herhangi bir şey söyleyebilir miyim? Daha küçük. Evet. Bu şuna küçük eşittir. Olasılık bakış açısıyla bunun sezgisel olması gerekir. Kitabınıza bakın. Tamam. Çok temel. Neredeyse küçücük bir sonuç. Bu bize ne söyler? Farz edin ki E, İ bir tür hata olayı. Bunun olmasını istemiyoruz. Tamam. Burada bazı harfleri karıştırdığımız varsayalım. Farz edin ki yüksek olasılıkla gerçekleşen bir olaylar kümen var. Bunlara E, İ tümleyen diyelim. Şimdi farz edin ki burası şu deyim, ya da komutun sonu ve EI tümleyeni büyük olasılıkla gerçekleşiyor. Bu durumda EI'nin olasılığı çok küçük. Polinomsal oranda küçük. Her istediğim alfa değeri için bir bölü n üzeri alfa eşit. Şimdi bir olaylar kümesini aldığımı farz edin ve diyelim ki k n türünden polinomsaldır. Yani olmasını istediğim bir olaylar kümesini alıyorum. Bunların hepsi yüksek olasılıkla gerçekleşiyor. Bunlar sadece polinomsal olarak çok olabilirler. Şimdi bu sabite bir isim verelim. Buna C diyelim. Şimdi bu olaylardan N'nin C'ninci kuvveti kadar alalım. Bu olayların hepsinin gerçekleşmesinin olasılığı nedir? Çünkü bunların olan zamanda birlikte ulaşması gerekiyor. Çünkü her biri çoğu zaman yüksek olasılıkla oluşuyor. Yani E1 bar ve E2 barın intersect yani kesişimlerine bakmam lazım ve bunu sürdürmem lazım. Şimdi bunların hepsi yüksek olasılıkla gerçekleşiyor. Hepsinin gerçekleşme şansı nedir? O da yüksek olasılıktır. Alfa'yı değiştiriyorum. Birliktelik sınırı bunların herhangi birinin başarısızlık olasılığını da bana söyler. Bunun başarısızlık olasılığını veya bunun başarısızlığını veya bunun başarısızlığını bu değer yani her başarısızlık olasılıklarının toplamıdır. Bunlar hata olasılıkları. Ben bunların her birinin en çok bir bölü ne üzeri alfa olduğunu biliyorum ve başlarında da bir sabit var. Bunların hepsini toplarsam bunlardan sadece n'nin c kuvveti kadar var. Böylece bu hata olasılığını alırım ve onu n üzeri c ile çarparım. Böylece n üzeri c bölü n üzeri alfa elde ederim. Ve bu da 1 bölü n üzeri alfa eksi c olur. Alfayı istediğim kadar büyük seçebilirim. Böylece bunu c'den çok daha büyük seçelim ve bu olay yüksek olasılıkla gerçekleşir. Buraları bayağı karışık yazdım ama bu olay bu nedenle yüksek olasılıkla gerçekleşir. Buradaki sabit ne olursa olsun, kaç olayı ele alayım, alfayı bundan daha büyük olacak şekilde ayarlarım. Ve bu olay da yüksek olasılıkla gerçekleşir. Yani her aramanın maliyetini yüksek olasılıkla log ne düzeyinde olduğunu söylediğim zaman sadece bir arama için bunun maliyetinin yüksek olasılıkla log ne olduğunu söyleyemiyorum. Başka bir aramaya bakarsınız, onun maliyeti yüksek olasılıkla log n olur. Yani söylemek istediğim, her aramaya baktığınızda hepsi yüksek olasılıkla log n düzeyinde zaman alacaktır. Böylece tek aramanın log n düzeyinde zaman alması, yapılan aramalar ne cinsinden polinomsal ise yüksek olasılıkla hepsi için geçerlidir. Bu veri yapısını sürekli kullandığımı varsaymıyorum. Sadece polinomsal zamanlı olarak kullanıyorum. Zaten. Kimin polinomsal miktarda zamanı var ki? Burası MIT. Umarım bu anlaşılmıştır. Bunu birkaç kez daha göreceğiz. Evet. Algoritma alfaya bağlı değildir. Soru, algoritmada alfanın nasıl seçileceğiydi Yani ona ihtiyacımız yok. Bu sadece bir çözünürleme aracıdır. Yani mesafeyi arttırdıkça örneğin 10 log n'den daha fazla olmasının olasılığı nedir derseniz bu yaklaşık bir bölü n üzeri 10'dur. Bunun doğrusal olduğunu varsayalım. Bu durumda 20 log neden daha büyük olma şansınız nedir? Bu da bir bölü 20. kuvvetidir. Yani burada dikkat edeceğiniz nokta bu dağılımın kuyruğunun gerçekten hızla küçüldüğüdür. Ve alfayı kendinize rahat hissettirmek için kullanırsınız. Tamam alfa 100 olarak seçebilirsiniz. Ve bu durumda ne? En az 2'dir. Yani başarısızlık şansınız 1 bölü 2'nin 100. kuvveti kadardır. Bu çok çok küçük bir değerdir. Yani elinizde gerçek bir rastgele sayı üretici varsa 1/200 ile 200 ile denk gelme şansınız oldukça küçüktür değil mi? Şimdi alfa'yı 256 olarak seçtiğinizi farz edin. Ve bu çok güzel bir sayıdır. 200 ile 256 bilinen evrendeki parçacıkların sayısından çok daha büyüktür. Normal madde parçacıklarından. Yani bu durumda kara madde evrendeki bazı kavramlara da girmiş olursunuz. Yani bu gerçekten çok çok büyüktür. Yani evrende en sevdiğiniz parçacığı seçme şansınız bu orandadır. Yani 1 bölü 2'nin 256. kuvveti kadar ya da daha küçüktür. Yani alfayı 256 olarak seçerseniz algoritmanızın log ne süresinden daha uzun süre almasının olasılığı bilgisayarınızda aynı anda bir meteorun çarpmasından, ser baskından, ve dünyanın patlamasından ve güneş sistemi bir ışınlanma olmasından çok daha küçüktür. Daha devam edebilirim. İster misiniz? Log neden daha büyük olmanız gerçekten olası değildir. Ne kadar olası değil? Bunu seçmeniz gerekir. Ama algoritmanın buna bağımlı olmaması sadece çözümleme evresinde geçerlidir. Aslında aynı algoritma çok hoş. Bazen sınırlar yüksek olasılıkla alfaya bağımlıdır. Algoritma alfaya bağımlıdır demek istiyorum. Ama burada bu bağımlılık yok. Tamam. Bu konudan biraz uzaklaşalım. Şimdi sabah hepiniz anladınız. Haydi biraz ısınalım. Bu veriye de ihtiyacımız olacak. Ama bu oldukça kolay. Ön kuram yüksek olasılıkla atlama listesindeki düzeylerin log n düzeyinde olduğudur. Ben Kesinlikle log düzeyinde olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir şeyin yüksek olasılıkla gerçekleştiğini nasıl kanıtlarız? Gerçekleşme olasılığını hesaplarız. Bunun yüksek olduğunu gösteririz. Bunu daha önce de kendime sordum. Yüksek olasılığın ne anlama geldiğini bilmesem bile aslında bunu önceleri kendime de sorardım. Şimdi bunun gerçekleşmeme şansını yani hata olasılığını hesaplayalım. Çünkü bu bir eksi savımızdır. Bunun en çok C log N düzeyinde olduğunu söylemek istiyorum. Böylece bu olayın hata olasılığı nedir? Bu aslında bir olaya benziyor. Bunu kümeleştirmek için özel işaret içine alacağım. Bunların kesinlikle C log n düzeyinden büyük olma olasılığıdır. Yani olasılığın çok küçük, polinomsal olarak küçük olduğunu söylemek istiyorum. Peki düzeyleri nasıl yapıyorum? Bir elemanı araya yerleştirdiğimizde %50 olasılıkla yukarı gidiyordu ve atlama listesindeki düzey sayısı tüm elemanların ne kadar yukarı gittiğinin maksimum değeriydi. Fakat maksimum işte bu karışık Tamam, maksimum beklenenini bilinmeyen değişkenlerinden bir grup olursa hesaplayabilirsiniz. Ortada bir beklenen vardır ve bir sabit vardır ve siz bunun maksimumunu alırsınız. Bu beklenenin logu gibidir. Ama biz daha kuvvetli bir deyim istiyoruz. Elimizde bunun eşitsizliği var ve bu polinomsal olarak çok sayıda şeyin olduğunu söylüyor. Diyelim ki ne elemanımız var? Bunların her biri bağımsız. Bağımlı olmalarıyla ilgilenmiyorum. Eğer bu C log n'den daha yukarı giderse düzeylerin sayısı C log n'den fazla olur. Yani bu en yüksek değerdir. Ve benim bilmek istediğim bu olayların herhangi bir ne elemanı için gerçekleşip gerçekleşmeyeceğidir. Yani sadece ne ile çarparım. Bu kesinlikle en çok x'in üst düzeye geçme ihtimali çarpı nedir? Ve burada büyük eşit log ne olur? Herhangi bir X elemanı seçtiğinde bu gerçek her eleman için aynıdır. Bağımsız olarak işlem görürler. Yani burada X üzerinde toplama yapıyorum. Ve bu sadece N'nin bir faktörüdür. Anlaşıldı mı? Bu, bunun eşitsizliğidir. Şimdi X'in üst düzeye geçme olasılığının C log N kere olması ihtimali nedir? Bunu daha önce log N için yapmıştık. 1 bölü N idi. C log N için bu. 1 bölü N'nin c'ninci kuvvetidir. Bu N kere 2 eder. Daha açık olalım. 1 bölü 2'nin C log n'inci kuvveti 1 bölü 2'nin C log n'inci kuvveti 1 bölü 2 üzeri C log n eder. Log n dışarı alınır ve n olur. N üzeri C elde ederiz. Böylece bu n bölü n üzeri C'dir. Yani n'nin C eksi birinci kuvvettir. Ve C'yi istediğim gibi seçebilirim. Böylece C eksi 1'i alfaya eşitlerim. Bütünüyle böyle düşünürüm. Özür dilerim. 1 bölü n üzeri c eksi 1. Teşekkür ederim. Bu küçük olsa iyi olur. Bu bir üst sınır. Böylece olasılık polinomsal olarak küçük olur. Benim seçme şansımın olması aslında bir numara. Bu sabiti büyük seçiyorum. Alfaya göre büyük seçiyorum. Buradaki düşünce c büyüdükçe alfanın büyümesi. Böylece alfayı istediğim gibi seçip c'yi ona göre ayarlıyorum. Burada bir şeyler daha söylemem lazım ama bunlar notlarda var. Alfayı istediğim kadar büyük seçebilirim. Böylece bu olasılığı polinomsal kümelerde istediğim kadar küçültebilirim. İşte bu kadar. Düzeylerin sayısı log n düzeyinde. Bu kolay değil miydi? Kurallar ve eşitlik. Burada hatırlanması gereken yüksek olasılıkla uğraştığınızda bunun eşitsizliğini kullanın ve bir eleman için doğru olan herhangi bir şey hepsi için doğrudur. İşte bu kadar. N'de bir faktör kaybedersiniz ama bu alfa içinde sadece 1'dir ve alfa büyüktür. Büyük bir sabittir, büyüktür. Haydi teoremi kanıtlayalım. Yüksek olasılıklı aramalar log n düzeyine mal olur. Şimdi yüksekliğin log n düzeyinde olduğunu biliyoruz ama bu, bu şeyin ne kadar dengeli olmasına bağlı. Bir aramanın log n'ye mal olması gerçekten zincirlerin ne uzunlukta olduğuna bağlı. Bir ikili ağacın aksine yüksekliğin bir sınırı olduğunu bilmek yeterli değil. Böylece bu çözümleme için parlak bir fikrimiz var. Ve buna geriye çözümleme deniliyor. Normal olarak bir aramanın sol üst köşede başladığını ve aradığınız elemana gelene kadar sola ve aşağıya gittiğini düşünürsünüz. Ben bunun tersi olan işleme bakacağım. Aradığınız elemandan başlıyorsunuz ve sol üst köşeye varana kadar sola ve yukarı gidiyorsunuz. Bu iki yolda da adımların sayısı aynı. Ve burada bir algoritma uygulamıyorum. Sadece çözümleme yapıyorum. Yani bunlar aynı işlemler. Sadece ters yönlüler. İşte böyle görünürler. Bir arama işleminiz var. Başlıyor. Ve aslında alttaki listede bir düğümle sona eriyor. Sonra o aramada bir düğme ne zaman gelirseniz ya sola ya da yukarıya gidersiniz. Ne zaman sola, ne zaman yukarı gidersiniz? Bu aslında yazı turaların sonuçlarına bağlıydı. Yani bu düzeyde o düğüm terfi ettirilmiyorsa ve bu da tura geldiği durumlar için geçerliydi. Bu durumda sola gideriz. Bu aynı zamanda soldan geldiğiniz anlamına gelir. veya yazı gelirse bu düğün bir üst seviye terfi ettirilir. Aynı yazı tura attığımızda yazı geldiği durumdaki gibi. Bu geçmişte araya yerleştirmede yaptığımız olaydı. Sonra yukarıya gideriz ya da oradan geliriz ve kökte dururuz. Burası başlayacağımız nokta. Aynı şey. Yani ya kökte oluruz ya da bunu eksi sonsuzda durduğum gibi de düşünebilirim. Tamam, bunu biraz karışık anlattım. Bir tekrar yapayım. Normal olarak buradan başlarız. Her şeye geriden baktığımızda aslında gerçekleşen olay köşeli parantezler içinde. Böylece bu arama aradığınız düğümde sona eriyor. Bu her zaman alttaki listede Sonra şu soruluyor. Bu düğüm daha önceden terfi ettirilmiş miydi? Eğer ettirilmişse ben yukarıdan geldim demektir. Eğer ettirilmemişse soldan geldim. Bunun aşağıdaki zincirde bir yerlerde olması lazım ve bu her ziyaret ettiğiniz düğüm için geçerlidir. Bu aynı zamanda yazı atıp düğümü o düzeyde araya yerleştirmiş olmanıza bağlıdır. Ama bunlar sadece bir grup olay. Şimdi olasılığın yazı olmasını ve olasılığın turu olmasını kontrol edeceğim. Bu her zaman yarımdır. Her yazı tura attığımda sonunda diğer yönde sonuçlanmasının olasılığı yarımdır. İşte sihir bu. Ve ben burada bu olayların bağımsız olmasını da hiç kullanmıyorum. Aradığım her eleman için, x'in her değeri için bu başka bir aramadır. Bu olaylar bağımsız olmayabilirler. Bu durumda bile bulun eşitsizliğini kullanabilirim ve sonucun yüksek olasılıkla logaritma ne düzeyinde olduğu sonucuna varabilirim. Bunu her olayın yüksek olasılıkla gerçekleştiğini kanıtlayabilirsem yapabilirim. Bir aramada yazı tura atışlarının bağımsız olduğunu biliyorum. Ama bunun dışında her şey için, değişik aramalar için bağımsızlığa ihtiyacım yok ve bununla ilgilenmiyorum. Peki bu işlem ne kadar sürebilir? Bu yürüyüşü kaç kez yapacağımı bilmek istiyoruz. Aslında kök düğüme geldiğim zaman işim bitiyor. Peki kök düğüme ne kadar çabuk gelebilirim? Yarım olasılıkla her adımda yukarıya giderim. Yukarı gittiğim adım sayısı en çok düzeylerin sayısı eksi birdir. Ve bu büyük olasılıkla log n düzeyindedir. Buradaki tek farklı fikir bu. Şimdi teoremi geliştiriyoruz. Yani bir aramada yukarıya gidiş sayısı aslında gerçekte bunlar aşağı gidiş sayısı ama iki tane şey düzey sayısından daha azdır. Gerçekte arabadaki düzey sayısından daha fazla yukarıya gidemezsiniz ama araya yerleştirmede istediğiniz kadar yukarıya gidersiniz ama aramada bu sayıdan daha fazla gidemezsiniz. Ve bu yüksek olasılıkta en çok C log n'dir. Ön kuramda bunu kanıtlamıştık. Böylece yukarı gidiş sayısında bir sınırımız var. Hareketlerimizin yarısı kabaca yukarıya gidiş olacaktır. Peki bu aşağı gidiş sayısı mıdır? Tam anlamıyla değil. Bunun anlamı aynı olasılıkla olmalarının olasılığı yüksektir. Ama C'yi yeterince büyük yapıp şunu istediğim kadar büyük hale getirebilirim. Diğer bir deyişle hareketlerin sayısı yani aramaların maliyeti en çok yazı türü atışlarındaki yazı gelmesinin C log N'ye ulaşması kadardır. Değil mi? Çünkü kavramsal olarak arabanın her adımında bir yöne gidiyorum ve ondan sonra bir yazı tura daha atıyorum. Orada duran başka bir bağımsız parayla. Ve ya yazı ya tura geliyor. Bunların her biri bağımsız. Öyleyse C log N sayısında yazı gelene kadar kaç kez birbirinden bağımsız yazı tura atmam gerekecek? Savımız bunun yüksek olasılıkla log N düzeyinde olduğudur. Ama bunu kanıtlamamız lazım. Yani savımız bu. Şimdi orada bir parayla oturuyorsanız ve C log neye kadar yazı gelmesinin kaç atış sonunda olacağını bilmek isterseniz sav bu sayının yüksek olasılıkla log ne düzeyinde olduğunu söylüyor. Ve bunu kanıtlayabilirsem aslında yazı turaların sayısı kadar olacak toplam adımlarımın log n düzeyinde olduğunu bilirim. Çünkü yazıların sayısının c log n olduğunu kesinlikle biliyorum. Savımız turaların sayısının bundan çok daha fazla olamayacağını belirtiyor. Dikkat edin burada c diyemiyorum. Tamam log n'yi elde etmiş olmam gerçekten önemli. Neden? Çünkü yüksek olasılıkla bu kavram n'ye bağımlı. Log n bu doğru. Log n'den daha büyük bir şey bu da doğru. N gibi. Buraya ne koyarsan bu da doğru olacak. Ama buraya bir sabit veya log log neye koyarsan bu doğru değildir. Burada log ne olması gerçekten önemli. Çünkü benim yüksek olasılık kavramım burada yazılı olana bağımlı. Tamam. Şimdiye kadar her şey anlaşıldı mı? Neredeyse bitirdik. Bu iyi çünkü zamanım bitti. Kusura bakmayın. Yani burada hata olasılığını hesaplamak istiyorum. Yani burada C log N'den daha az yazı gelme olasılığını hesaplamak istiyorum. Bu adımı atlamama izin verin. Yani biraz yuvarlak konuşacağım. En çok C log N kez yazı gelmesinin olasılığı nedir diye soracağım. Burada bu olayı çözümlemek için kaç yazı tura atılacak para olması gerektiğini belirlemek istiyorum. Yani bu sabiti belirlemek istiyorum. Diyelim ki 10 tane C log N'ye parası atmak istiyoruz. Şimdi bu olayın sonucundaki hata olasılığına bakmak istiyorum. Bu 10 tane C log N'ye atışta en fazla C log N'ye yazı gelmesinin olasılığına. Buradaki sal bunun çok küçük olduğu. Bu 10 sayısına bağımlı. Sonra onu çok büyük olarak seçeceğim. İşim bitecek ve hayatım biraz daha kolaylaşacak. Aslında bunu size sormalıyım. Ama bu 6.0.42'nin içeriği. Peki. En çok bu kadar yazı gelmesinin olasılığı nedir? Aslında 9 tane C log N parası. Çünkü ortada 10 tane C log N atış var. En çok C log N yazı gelmesi için en azından 9 kez C log N tura gelmesi gerekir. Yani diğer atışların tura gelme olasılığı budur ve bu da bayağı küçüktür. Sonra burada bir permütasyon olgusu vardır. Eğer tam olarak C log N yazı varsa bu C log N yazıyı 10 tane C log N para atışı içinde yeniden düzenleme yollarının sayısıdır. Yani bu sadece permütasyonların sayısıdır. Ama bu biraz büyük ve rahatsız edici. Bu ise gerçekten küçük. Sal bunun çok küçük olduğunu ve şunu da çok büyük olduğunu. Bu sadece biraz matematik. Bunu hızlı geçeceğim. Böylece burada çok kalmayacaksınız. Ama bunu tekrarlamanız gerekir. Ayrıca y choose x yani x içinde y seçin en çok e y bölü x üzeri x olduğunu bilmeniz gerekir. Bu nedenle bu en çok 10 c log n bölü c log n'dir. Ve bu 10 olarak bilinir. Bunlar birbirini götürür. Şurada bir e kalır. Sonra bunu c log n n'in n'inci kuvvetine yükseltirip sonra bunu 2'nin 9 c log n'inci kuvvetine bölerim. Tamam bu nedir? Bu e kere 10 üzeri c log n bölü 2 üzeri 9 c log n. Tamam bunun çok büyük olduğunu belirttim. Bu çok büyük değil çünkü burada bir 9 var. Haydi bunu hesaplayalım. e kere 10 iyi bir sayı. Bunu yukarıya koyabiliriz. Böylece E'nin logaritması çarpı 10'u elde ederiz. 10 kere E ve sonra C log N. Ardından aşağıda 2'nin 9 çarpı C log N kuvveti var. Böylece bu 2 üzeri C log N her iki durumda da mevcut. Böylece bu 2 üzeri log 10. Eksi 9 C log N. Bunlar basit çevir. Şimdi belirleyeceğim ama daha değil. Bu 1 bölü 2 üzeri 9 eksi log. Yani buradaki her şeyi ters çeviriyorum. Ve işareti de eksiye döndürüyorum. Ve bu benim alfa. Çünkü geri kalan n. Böylece bu 1 bölü n üzeri alfa. Alfa bu belir değeri aldığı zaman. Yani 9 eksi 10 çarpı e çarpı c'nin logaritması olduğu zaman. Biraz garip bir değer. Ama buradaki incelik 10 sonsuza gittiğinde 9 burada 10'dan bir küçük olan sayıydı değil mi? Çalışmamız sırasında biri bir yerlerde çıkardık. Yani 10 sonsuza giderken bu da temelde 10 eksi 1 oluyor. Bu da onun logaritması çarpı e e aslında önemli değil. Buradaki husus bunun oncesinden logaritmik olması. Oncesinden doğrusal olan bir şey, oncesinden logaritmik olan bir şeyden oldukça büyüktür. Buna abusive notation yani suistimale açık simgelen denir. Tamam 10 sonsuza gittiğinde bu da sonsuza gider ve büyür. Ve burada bir C var. Fakat istediğiniz her C değeri için savınızda hangi C değerini kullanırsanız kullanın alfayı dediğimce büyük seçebilirim. Ve bunu büyük O'daki sabit değeri değiştirerek yapabilirim. Ve bu sabit burada 10'dur. Yani sağ büyük olasılıkla doğrudur. Hangi olasılığı seçerseniz bu size alfayı verir. Siz bu sayıyı log ne haline dönüştürmeye sürekli gayret gösterirsiniz. Bu büyür ve işiniz bitmiştir. Bu nedenle savı log ne düzeyinde para atışında olacak şekilde yüksek olasılıkla elde edersiniz. Bunlar gerçekten ilginç konular. Notları okuyun. Dersin sonunda çok hızlı gittiğim için de kusura bakmayın.